سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. في حرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde müminlerin, Müslümanların canlarını ve mallarını Allah-u Azimüşşan'ın satın aldığını ve onlara bizzat Allah-u Azimüşşan'ın sahip çıkacağını, müşteri olacağını ifade eden ayet-i ilahiye üzerinde epeyce durmuştuk. Satın almakla karşılığında cennet vereceğini, cemalullah vereceğini ve her türlü mükafatı layık göreceğini ifadeye çalışmıştık. Bugün de Allah yoluna can veren, kan veren, hayatını veren insanlara Allahu Azimüşşan nasıl muamele ediyor ve ne veriyor? Bunu etraflıca görmeye çalışalım. Çünkü aziz kardeşlerim, yeryüzünde hakikaten çok sevindirici İslami gelişmeler var. Ve bunlar bu muazzam davada can veren, kan veren, hayat veren insanlar var. Bunlar hakkında İslam'ın hükmünü bilmek lazım. İslam'ın hükmü nedir Allah yolunda ölenler için? Bu husustaki tafsilat nedir? Fıkıh kitaplarımızda vesair kütüb-i İslamiye'de mesele nasıl ele alınmıştır? Bunları bugün biraz açacağız ve bu mevzu üzerinde bir hayli duracağız. Şunu memnuniyetle belirtelim ki 20. asır kapanıyor, 21. asra giriliyor. 21. asra giriliyor, miladi olmak itibariyle. İslami olarak da 1399. seneden çıkılıyor ve biiznillah 1400. hicri seneye giriyoruz. Çok evvelce yazılmış dini kitapların ve eserlerin verdiği haberler son derece ümit verici, müjde vericidir. 1400. hicri senede yeryüzünde İslam'ın birçok yerlerde hatim olacağını haber veriyorlar. Ve bu Allah'ın lütfuyla tecellisi başlamıştır. İslami bir uyanış başlamıştır. Şimdi içinde bulunduğumuz asırda, şu son zamanlarda dünya milletlerinin en çok konuştuğu, haber merkezlerinde yer aldığı, ajanslarda, haber metinlerinde ve bültenlerinde en fazla yer alan kelime şu anda ve şu asırda İslam kelimesidir. Dini İslam tam manasıyla dünyada gündeme geldi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünya İslam'ı konuşuyor elhamdülillah. İslami uyanışlar, inkılaplar hızla gelişmektedir. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Japonya'da geçen hafta bir mümin kardeşimiz sağlam kaynaklara dayanarak haber verdi. 3 ay, 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde Japonya'da 25 bin insan İslam'ı seçmiş bulunuyor. Hızlı bir gelişme var Allah'ın lütfuyla. Amerika'da zenci siyahi insanların
Müslümanlığa yaklaşması sonucu şimdi beyaz ırkın da hızla İslamlaştığı ve Amerika'da Müslüman olanların sayısını günün 24 saatine böldüğünüz zaman her saate 10 kişi düşmekte bulunuyor. İslam hızla yayılıyor. Afrika'da işte görüldüğü gibi her köşede 250 milyon nüfusu olan Afrika, o siyahi insanların içinde bulunduğu Afrika kıtasında 250 milyon insan yaşıyor. Bu 250 milyon insanın 175 milyonu vallahi şu anda Müslümandır. Kendi kendine tecelli etmiştir. Avrupa'da hızla İslamiyet yayılıyor. Her türlü perişanlığa mukabil Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da, Fransa'da o zavallı nazarlarla baktığımız Müslüman işçi kardeşlerimizin gayretiyle hızlı bir İslamlaşma hareketi vardır. Dünya basını, dünya ajansları, Yahudilerin tesiri altında kalan haber merkezleri İslam'ın gelişmesini, bu haberleri yaymıyorlar, kapatıyorlar. Düşünün ki Pakistan, Afganistan, İran vesaire gibi memleketlerdeki İslami gelişmeleri haber vermiyor dünya basını, dünya haber merkezleri, Associated Press Ajansı tamamen Yahudilerin elinde. Yahudiler Müslümanların uyanışını, Müslümanların hareketini daima kötülemeye, parçalamaya, hiç olmazsa haber vermemeye gayret ediyorlar. Haber merkezlerine şüpheyle bakınız. Bizim memleketimizde de haber kaynakları Avrupa'ya dayandığı için, haber kaynakları emperyalist kafirlere dayandığı için, haber kaynakları Amerika'ya dayandığı için, tüm kapitalistlere dayandığı için, melun Yahudilere, Siyonistlere dayandığı için aldığınız haberlere derhal inanmayın ve mutlaka şüpheyle bakın, kabul etmeyin. Yeryüzünde bütün haber kaynaklarına Yahudiler el koymuş durumdadır. Yahudinin verdiği habere inanan bir Müslüman derhal dininden çıkar, kafir olur. Dikkat ediniz, bu hususlara dikkat ediniz. İslami gelişmelere ibretle, dikkatle, dua ile, gayretle bakınız ve inşallah yeryüzü bütünüyle İslamlaşacaktır inşallah bari. Gayret ediniz. Efendiler, şimdi tabii bu mesele kolay olmayacak. Kolay olmayacak. Şehit istiyor. Allah yolunda can ve mal vermek iktiza ediyor. Allah yolunda hayatlarını vermesi gereken insanlar istiyor. Bu dava basit bir şekilde hedefe ulaşmıyor. Bakınız, bu hafta okumayı vaat ettiğim ayet-i kerimeyi izah edip geçeyim ve meselenin bel kemiği üzerinde durmaya çalışalım. Aziz kardeşlerim, Allahu Azimüşşan Kur'an-ı Mübin'de Bakare Sure-i Celilesi'nin 214. ayetinde bizzat bizlere, kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'e aynen şöyle sesleniyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetidir bu. Estaizu billah. Em hasibtüm en tedhulul cennete velemmâ ye'tikum meselüllezîne halevmî مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صدق الله العظيم. رب العالمين buyuruyor ki müminlere, bu ayet-i kerimenin mutlak muhatabı müminlerdir. Muhatap, hani bu davetin, bu konuşmanın, bu sesin muhatabı kim? Müslümanlar. Şöyle hitap ediyor. Ey müminler ve Müslümanlar! Em hasittüm en tedhulul cennete? Cennete girmek istiyor musunuz?
Hani geniş mana içinde ele alacağız. Ayetin meali oldukça değişik. Cennete dahil olmak istiyor musunuz? Evet ya Rabbi. Öyleyse bu davanın, bu meselenin basit ve ucuz olduğunu zannetmeyesiniz. Sakın kolay olduğunu zannetmeyin. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelki müminlerin ve Müslümanların başına gelen hadiseler, sizden evvelki müminlerin başlarına kopan kıyametler, zahmetler, zorluklar, harpler, savaşlar, saldırılar sizin de başınıza gelmedikçe vallahi size cennet yok diyor Allah-u Teala. Dehşetli bir hadisedir. Çok dehşetli. Sizden evvelki müminlerin başına gelen her türlü meşakkatler, zahmetler, canlarından oldular, kanlarından oldular, çoluk çocuklarından oldular, mülkiyetlerinden, hürriyetlerinden oldular, mücadele ettiler, çarpıştılar, çırpındılar, ezildiler, döküldüler. Aynen bunlar sizin de başınıza gelmeden size cennet yasaklanmıştır diyor Cenab-ı Hak. Gelecek. İstiyorsanız gelecek. Öyle ki مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Öyle zararlar, öyle sıkıntılar, öyle felaketler ve facialar ümmeti Muhammed'i sarmıştı ki, öyle sıkılmışlar ve ezilmişlerdi ki, وَزُلْزِلُوا Öyle zelzeleye tutulmuşlar gibi sarsılıyorlar ve sıkılıyorlardı ki, حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Bizzat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve onun yanında maiyetinde olan eshab-ı kiram bu sıkıntıların sonunda ellerini açıp da meta nasrullah ey Allah'ın yardımı neredesin diyorlardı. Neredesin diyorlardı. Cenab-ı Hak ferman ediyordu. Siz madem ki canınızı böyle verdiniz, zahmetlere, zorluklara, tehlikelere, tehdit, her türlü perişanlıklara razı oldunuz, öyleyse dikkat ediniz, ela, tembih edatıyla geliyor, inne nasrallahi karib, öyleyse Allah'ın yardımı hemen göklerden ve yerden üzerinize geliyor, korkmayın buyurdu Cenab-ı Hak. Geliyor. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ancak bu sayede fevç ve İslam yayılabilir. Sen bir kere bunlara katlanabilecek misin? Bu sıkıntılara, bu şiddetlere, bu içtimai zelzelelere, bu facialara, felaketlere canını, malını, kanını vermeye razı mısın? O zaman Nasrullah gelecek. Allah'ın yardımı gelecek. Değilse mümkün değil. Bu müthiş bir tespittir bu. Ve buna vicdanlarımızın razı olması lazım. Buna razı olduktan sonra İslam gelecektir. Hiç kimse buna mani olamaz. Hiç kimse bütün kainatın tankları, tüfekleri, atomları, bombaları, silahları, dolapları, dümenleri, tahrikleri, tehditleri ne olursa olsun bu ayet-i kerimede haber verilen sıkıntılara müminler razı olduysa İslam'ın gelmesine kimse mani olamayacaktır. Çünkü Allah nusretini vaat ediyor. Öyleyse Cenab-ı Hak ne verecektir? Nasıl olacak? Allah yolunda canını, kanını veren insanın değeri, hükmü, kıymeti nedir? Şimdi sıra geldi asıl meselenin bel kemiğine. Böyle olunca bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu şahsında Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve onun bütün ümmetlerine aynen şöyle hitap ediyor. Ali İmran suresinin 169, 170 ve 171. ayet-i kerimelerinde aynen şöyle haber veriyor.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Sakın ha Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, sakın Allah yolunda kanını akıtan, Allah yolunda öldürülen bir mümine ölü kelimesini kullanmayasın, onlara ölü, meyyit kelimesini kullanmayasın buyuruyor. Onlar meyyit değildir, ölü değildir, ya nedir? Şehittir. Meyyit kelimesi kullanılmaz, şehit kelimesi kullanılır. Kelimeyi bile yasak ediyor. Sakın ha, ve la tahsebenne, nun-u tehkid ile getirdi Cenab-ı Hak. Sakın ha sakın, zannetmeyesin, söylemeyesin, Allah yolunda canını veren insana meyyit demeyesin, şehit diyesin. Nedir şehit? Şimdi geldik oraya işte. Bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn. Aksine tam tersine, Allah yolunda canını veren insan meyyit değildir, ahyadır, hayat sahibidir, canlıdır. Allah katında Allah'ın verdiği manevi rızıklarla beslenen bir hayat yaşamaktadır. Ne makam ya Rabbi, ne müthiş makamdır bu. Şehadet, şehitlik makamı. Ama Allah yolunda kaydı var. Şimdi öyle üzülüyorum ki, aziz müminler, o kadar üzülüyorum ki, şu memleketteki istismarlara, kötüye kullanmalara o kadar üzülüyorum ki, düşünebiliyor musunuz? Herif dini İslam'a karşı, İslam ahkamına karşı, İslam'ın ahlakına karşı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı, onu kabul etmiyor, çöl bedevisidir diyor hain. Onun yolunu, sünnetini kabul etmiyor, Kur'an'ı kabul etmiyor, çöl kanunu diyor. Canım 20. asırda Kur'an-ı Kerim'in ahkamı neye yarar diyor. Kur'an kal dışıdır diyor, zamanımıza yetmez diyor. Kur'an'la devlet idare edilir mi diyor. Kur'an'a göre devlet kurulur mu diyor. Kabul etmiyor. Olabilir, kabul etmiyor. Kur'an'ın hükümlerini kabul etmiyor adam. Pekala, kabul etmiyorsa etmiyor. Zorlamaya, horlamaya, üzerine varmaya lüzum yok, kabul etmez. Fakat öyleyse haysiyetli olsun bu adam, Kur'an-ı Kerim'in Allah yolunda ölen insanlara verdiği şehitlik rütbesine sahip çıkmasın. Hem İslam'ı kabul etmiyor adam, hem de kendi ölüsüne şehit kelimesini kullanıyor. Hani sen Kur'an'ı kabul etmiyordun? Şehit kelimesi Kur'an'dadır. Şehit ünvanını, şehitlik makamını insanlara, Allah yolunda ölenlere bu makamı, bu rütbeyi, bu nişanı, bu alameti veren Allah'tır. Sen Allah'ın kitabını kabul etmediğine göre şehitliğini için alıyorsun. İşte burası beni üzüyor. Az kalıyor beynim uyuşacak ızdırabından. Hem İslam'ı kabul etmeyecekler, hem Kur'an'ı kabul etmeyecekler, hem de Kur'an'ın verdiği rütbeyi ve ünvanı, şehitlik kelimesini alıp kendi ölülere bu ismi verecekler. Bu çok gücüme gidiyor benim. İslam dininde şehit olmanın çeşit izahları var, hükümleri var. Mesele sağlam esaslara bağlanmıştır. Her önüne gelen her ölüye şehit diyebilir mi? Efendim basın şehidi, efendim demokrasi şehidi, efendim hürriyet şehidi, efendim dans şehidi, şarkı şehidi, böyle şey olur mu ya? Basın şehidi ne demektir? Bir dava İslami değilse, bir adam İslam dininin hakim olmasını istemiyorsa, dini İslam'ın yayılmasını, duyulmasını istemiyorsa ve bu perişanlık içinde ölmüşse ona nasıl şehit dersin sen? Böyle şey olur mu? Hangi kitap yazıyor bunu? Şehitlik mertebesini kimse veremez. Dünyada hiçbir parlamento,
kendisi şehit makamını veremez. Dünyada hiçbir meclis, hiçbir senato, meclis kimseyi şehit yapamaz. Hiçbir kanun, nizam, madde kimseyi şehit yapamaz. Bir insanın şehit mi değil mi, hangisi olduğunu Hazreti Kur'an tayin eder. Niye Kur'an'a bırakmıyorsunuz bunu? Bu işi Kur'an ayarlıyor. Kime şehit denir, kime şehit denmez. Bunun tayini Allah'a aittir, Kur'an'a aittir. Kimse kendi kafasından şuna veya buna şehit diyemez. Hem İslam'a çağ dışı diyeceksin, hem İslam'ın Kur'an'ına çağ dışı diyeceksin, hem de senin ölün öldüğü zaman bir isim bulamayacaksın, şehit diyeceksin. Böyle şey olamaz. Şehit ünvanını ve makamını, mertebesini Kur'an tayin ediyor. Fî sebîlillâhi kaydını koyuyor. Allah'ın dini yükselsin, bütün memlekete İslam hakim olsun diye bu gayeyle mi ölüyor, bu gayenin dışında mı ölüyor? Mesele burada çözümleniyor. Meyyit denmeyecek, şehit denecek. Efendiler, kitaplarımız tabii meseleyi izah ediyor. Şehit kelimesinin manasını şöyle açıyor. Kütüb-i Muteberede şehit ne demek? Arapça bir kelime. Şehidün, şehit. Bu kelime şahit manasına gelirse ismi fail oluyor. Şahit. Şehit, şahit manasına geliyor. Ne demek şahit? Allah yolunda ölürken, dikkat ediniz, Allah yolunda ölürken kurşunu yedi, kılıç darbesiyle parçalandı, Allah yolunda ölüyor, ruhu bedenini terk ederken cennetteki makamını gördüğü için şehide şahit demiştir. Hiçbir şehit cennetteki makamını görmeden vallahi ölmez diyor. Görür öyle ölür. Şehit demek şahit. Ölür ölmez cennetteki makamını gördü öldü. Tamam. Hiçbir şey kalmadı o. Ne günahı kalır ne isyanı kalır. O vücudundan akan kanlar onun bütün günahlarını siler. Anadan doğmuş yeni bir çocuk gibi, kuş gibi cennetin ortasına uçar. Şehit budur. Ve bunun içindir ki şehidi hakiki, şehidi kamil olan, tam manasıyla şehit olan insan, biliyorsunuz katiyen yıkanmaz ha, yıkanmaz, üzerindeki kanlar yıkanmaz, kanlı kanlı elbiseleriyle, üzerindeki muharebede cihatta giydiği elbiseleriyle, öylece beraberce toprağa gömülür, onlar Allah'ın meleklerine emanet edilirler. Şehit budur. Şahit manasına. Üzerindeki kan lekeleri de onların şehit olduğuna şahit oluyor. O kanlar yıkanmaz, kefenlenmez, gusül abdesti filan aldırılmaz. Öyle kanlı kanlı mezarına defnedilir. Onların kanları ve elbiseleri onların şahidi olacaktır mahşer günü. Biraz sonra göreceğiz. Sahabeden misaller vereceğim. Şehit kelimesi ismi mef'ul olarak meşhud manasına da gelir. Meşhud demek cennetlik olduğuna bütün meleklerin şahit olduğu adam demek. Kanlı gömleklerinin üzerlerinden alınmaması, yıkanmaması, öylece gömülmesi onların şehit olduğuna şahit oluyor. En büyük mertebe bu. Şehidin şehit olduğuna şahidi var, o da kanlı gömlekleridir. Şehidin şehit olduğuna şahidi var, o şahit kanlı gömleği ve akıttığı kanın kendisidir. Yıkanmaz. Yıkanmaz. Allah-u Teala ne kadar kıymet veriyor şehide. Ve İslam dini hakim olsun diye ölecek. Tek kayıp bu. Allah'ın emri, hükmü galip olsun diye ölecek. Falan adamın sözü geçsin filan.
Allah'tan başka bir gaye için ölen adam leş olur, meyit olur, seyit olamaz. Hüküm açık. Şimdi efendiler, bakınız Uhud Harbi'ne dönüyoruz şimdi. Bu Uhud Harbi var ya, Bedir Harbi'nden sonra Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimizin ordu kumandanı olarak yaptığı, Mekkeli müşriklerle yaptığı ikinci muharebe, Uhud Muharebesi. Aman ya Rabbi, ne ibretlerle dolu, ne hikmetlerle dolu Uhud Muharebesi. Bakınız, Hanzala isminde bir sahabi var. Radıyallahu teala anh. Hanzala, ne mukaddes sahabi ya Rabbi. Uhud Harbi'nin meydana geldiğini işitir işitmez derhal evinden çıkıyor, bütün süratiyle gelip muharebeye iştirak ediyor. Hanzala. Ve muharebeye koşayım, şehit olayım diye evinden çıkarken gusül abdesti almayı unutuyor, çünkü cünüp olarak çıkıyor. Bakın, o heyecana bakın, muharebeye, cihada çıkış heyecanına bakın ki cünüp olduğunu unutuyor ve gusül abdesti almadan Allah diyerek Uhud Harbi'ne katılıyor. Ve Uhud Harbi'nde çarpışa çarpışa şehit oluyor. O şekilde şehit oluyor. Akan kanlar vücudunu sarıyor. Ve sonra muharebe meydanında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat Hanzala'yı görerek eshabına diyor ki, vallahi şu Hanzala'yı görüyor musunuz? Yer ile gök arasındaki melekler bu Hanzala'ya gusül abdestini yağmur suyuyla vallahi aldırmıştır buyuruyor. Gafirül melaike. Ve bütün kitaplara bu Hanzala'nın ismi Gafirül melaike, meleklerin yağmur sularıyla yıkadığı insan makamına geliyor. İslam davası ne demektir kardeşim? Yer gök Müslümana bakıyor. Göklerdeki melekler istiyor ki Müslümanlar Allah desinler, çıksınlar da üşüşsün melekler, Müslümanlara yardım etsin diye bekliyorlar. Ama senin harekete gelmeni istiyor. Sen yığılıp kalırsan, İslam adına ortaya çıkmazsan, evinden, barkından, malından, mülkünden, canından... Yani aynen gördün mü Resulullah? Var kitaplar metninde. Bakınız, yani bu dava kardeşlerim, o kadar garip bir halimiz var ki, oturup duruyoruz yerimizde, İslam adına hiçbir mücadelemiz yoktur, cennet bekliyoruz. Bu nasıl olur bu? Yeryüzünün bütün kafirleri istiyorlar ki yeryüzünden İslam silinsin. Bütün dünya İslam'ın vallahi. Amerika baştan başa İslam'ın düşmanıdır. Avrupa kıtası baştan başa İslam'ın düşmanıdır. Yahudilerin arzu ve emellerine uygun hareket eden bütün teşkilatlar İslam'ın düşmanıdır. Canım hocam, bunu nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum kardeşim. Bizim kitabımız Kur'an söylüyor bunu. Ne diyor? Estağfirullah. لَتَجِدَنَّ اَشَبَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَامَنُوا الْيَهُودِ Allah-u Teala açıkça rapor veriyor, haber veriyor. Ey müminler, biliniz ki yeryüzünde ne kadar Yahudi varsa hepsi zatıma yemin ederim ki ümmeti Muhammed'in düşmanıdırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Düşman ya! Bu düşmanı iyi tanımak lazım. Kur'an haber veriyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kafir olmadıkça siz hiçbir Hristiyan devlet veya millet, hiçbir Yahudi katiyen
size düşman olmaktan vazgeçmeyecekler diyor Kur'an-ı Kerim. Ben Kur'an'a mı inanacağım, sahtekar, yalancı politikacıya mı inanacağım? Ortada Kur'an var ki kimseyi dinlemiyor. Kur'an'ın haberine kulak vereceğiz. Efendiler, bu manada İslam'ın hakim olmasını arzu eden bir faaliyetin içinde olması lazım müminlerin. Her cepheden ve her noktadan. Başka türlü olmaz. Kelimeleri yanlış seçiyorlar, yanlış kullanıyorlar. Demokrasi şehidi. Ya demokrasi ne demek bu demokrasi? Demokrasi şehidi olur mu ya? Basın şehidi, hürriyet şehidi. Bu kelimeler nedir bu kelimeler? Mesbaya kelimeler bunlar. Kaynağını tespit etmeden bu kelimeleri kimse gelişir. Devrim şehidi. Lafa bak ya. Herif kalkacak, İslam'ı devirecek. Camileri, cemaatleri devirecek. Ve bu yolda ölürse devrim şehidi olacak. Böyle şey olur mu? Devrim şehidi ne demek? İslam'ı yıkmak isteyen ölülere nasıl şehit dersiniz siz? Bu kelimeyi ne hakkınız var seçmeye almaya? İstismardır bu. İslam'ı istismardır bu. İnanmadığı halde İslam'ı istismar etmektir bu. Şehit, Allah'ın lütfuna ve cennetine şahit olmadan ölmeyen insan. Şahit. Bakınız bu ne kadar canlı bir hadisedir. Uhud Harbi'nde yine bir sahne arz ediyorum. Eshab-ı kiramın yücelerinden, ulu büyüklerinden Abdullah bin Cahş var. Bu isim ne mübarektir ya Rabbi. Abdullah ibn Cahş radıyallahu teala Uhud günü, Uhud muharebesine çıktıkları gün Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Meydan muharebesindeler ama daha harp başlamamış. Uhud harbinde, Uhud günü. Yevme Uhud, Uhud gününde. Abdullah ibn Cahş Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Biraz benimle gelmez misin diyor. Ey Sa'd, biraz benimle gelmez misin? Yalnız kalalım. Uhud harbinde meydandalar. Pekala geleyim diyor. Abdullah ibn Cahş ile Sa'd ibn Ebi Vakkas biraz kenara çekiliyorlar tenhaya. Abdullah diyor ki ikimiz de daha muharebe başlamadan beraberce şurada Allah'a dua edelim. Benim duama sen amin de, senin duana da ben amin diyeyim diyor. Bakalım ne isteyecekler. Daha muharebe başlamamış, Uhud cengi başlamamış. Uhud'un tenha bir köşesine çekiliyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas ellerini gökyüzüne doğru kaldırıp kıble istikametine dönerek aynen şu duayı yapıyor. Ya Rab, Ya Rabbel Alemin, sabahleyin düşmanla karşılaşınca beni son derece kinli, kızgın, harpçi bir adam ile karşılaştır. Senin yolunda onunla çarpışayım. O da benimle çarpışsın. Sonra ona karşı bana zafer nasip et. Onu öldüreyim, elbisesini sırtından soyayım. Dedi Abdullah bin Cahş da amin diye dua etti. Hadiseye bak. Bu sefer Abdullah bin Cahş kıbleye döndü, ellerini kaldırdı. Semaya kaldırdı. Allah'ım sabahleyin muharebe başlar başlamaz benimle karşıma son derece zorlu ve çetin, kızgın bir adamı çıkar, onunla karşılaşayım, senin yolunda çarpışayım, o da benimle çarpışsın, en sonunda beni şehit etsin, elbisemi soysun, sonra da burnumu kulağımı kessinler. Sonra sana kavuştuğum zaman, ey Abdullah, burnun kulağın nerede, ne diye kesildi diye sorasın. Ben de ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diyeyim.
sen de doğru söyledin diyesin, tasdik edesin dedikten sonra Sa'd ibn Ebi Vakkas amin diye tasdik ediyor duasına. Harp bitiyor, bakınız. Harp bitiyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki, ikimizin de duası vallahi kabul edildi. Ben zafer kazandım. Düşmanımı yendim, sırtından elbisesini soydum. Sa'd ibn Ebi Vakkas anlatıyor. Benim duam ile Abdullah'ın duası arasında büyük bir fark vardı. Abdullah bin Cahş'ın duası benimkinden daha hayırlı çıktı. Gündüzün sonuna doğru Abdullah'ın kulaklarının ve bütün burnunun kesilip bir ipe dizili olduğunu vallahi gözlerim şahit oldu diyor. Aynen duası kabul. Şu insanların haline bakınız. Hiç bu ne müthiş bir iman ya Rabbi. Oturup dua ediyorlar ve sonunda Allah yolunda, ama işte onlar bizzat Resul-i Zişanımızdan tabii talim etmişler. Haberleri o kadar sağlam kaynakta almışlar ki tereddüde ve şüpheye hiçbir meydan kalmamış. Tam yeri gelmişken bakınız Müslim-i Şerif'ten bir hadis-i şerifi de okumadan geçmeyin. Bakınız onları gayrete getiren bu iman kardeşim. Bu iman olmazsa hiçbir şey olmaz. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle sesleniyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki mâ min ehadin yedhulül cennete yuhibbu en yerci'a ilâ dünya. Ne tatlı bir haber ya Rabbi. Ve enne lehu mâ alel ardi min şeyin gayru şehidi. Efendimizin haberi şu. Manasını anlaşılır şekle getirmek için oldukça zorluk çekiyoruz. Çünkü manalar iyice anlaşılmazsa bu mukaddes metinlerin de bir manası kalmayacak neredeyse. İyice anlaşılması lazım. Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse vefat eder, ölür, öldükten sonra cennete giderse, dikkat ediniz, cennete giderse cennetten dışarı çıkmak istemez. Bir daha dünyaya rucu etmek, dünyaya geri dönmek istemez. Öldü adam, cennet kendisine nasip oldu, cennete girdi. Asla bir daha dünyaya geri dönmek arzu etmez kimse. Ancak şehit arzu eder diyor. Şehit. Şehit dediğimiz mukaddes insan cennette Allah'ın kendisine verdiği ikramı, ihsanı, fazlı, bereketi, lütfu gördükten sonra o şehit ister ki dünyaya dönsün, bir daha şehit olup öldürülsün, tekrar gelsin. Bir daha öldürülsün, tekrar gelsin. 10 defa öldürülmeyi vallahi arzu eder şehitler diyor Resulullah. Bunu ancak şehit arzu eder. فَاِنَّهُ يَتَمَنَّا اَنْ يَرْجِعَ فَيُكْسَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَانَةِ. Allah'ın kendisine verdiği ikramları, kerametleri gördükten sonra şehit cennetten çıkıp dünyaya bir kere daha dönüp 10 defa şehit olmayı, 10 defa Allah yolunda kan vermeyi, 10 defa Allah yolunda yeniden öldürülmeyi arzu eder şehitler diyor Resulullah. Neticeyi görmüşlerdir çünkü. Öyle istiyorlar. Herkesin de aynı gayeye hizmetini istiyorlar. Bakınız, Ali İmran'ın 170. ayetinde aynı mana tecelli ediyor. Aynı mana. Estaizu billah, devam ediyoruz. Bel ehyaun inde rabbihim yurzakun dedikten sonra ferihine bima atahumullahu min fadli. O şehitler Allah'ın fazlı, lütfu, ihsanı içinde Allah'ın kendilerine verdiği
büyük makamların ve mevkilerin içinde ferihine, ferahlık içindedirler. Ferahlık içinde, neşe içindedirler. Sonra وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Allah Allah! Ve onlar cennette Allah'ın kendilerine lütfu ihsan ettiği neticeleri, kerametleri, lütufları gördükten sonra وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Geride kalan Müslüman kardeşlerinin de aynı makamlara gelmesini vallahi arzu ederler diyor. İsterler ki onlar da bu makamlara gelsinler. İsterler ki onlar da şehit olsunlar. Efendiler, bu yolun devamı buna bağlıdır. Toprağın altındaki şehit istiyor ki toprağın üstündeki de şehit olsun. Başka türlü dinin devamı mümkün değil çünkü. Ulubatlı Hasan, Bizans'ın surlarında şehit olurken, benimle bu mesele bitiyor demedi. Eğer bütün İslami hakikatlerin devamı mümkün olacaksa, benden sonraki torunlarımın, nesillerimin ve çocuklarımın da şehit olmasını istiyorum ya Rabbi diye arzu ediyorlardı. Fakat nesil, nesil bu arzulardan ve emellerden mahrum bırakıldı. Şehitlik arzusundan, lezzetinden, manasından mahrum bırakıldı. Hayatın bir eğlence olduğu telkin edildi. Şu gençlerimizin ölmesine bakınız. Aman ya Rabbi! Birbirlerini niçin öldürdükleri meçhul. Neden ölüyorlar? Niçin ölüyorlar? Niçin öldürüyorlar? Bu ne faciadır, bu ne tehlikedir, bu ne felakettir. Gazinolarda cinayetler işleniyor. Genç baba yiğitler, delikanlı çocuklar, Anadolu çocukları falan gazinoda birbirini öldürüyorlar. Sokaklarda birbirini öldürüyorlar. Hiçbirisinin maksadı Allah'ın dini için değil. Bu ne perişan bir manzaradır. Neslimize doğru yol gösterilmemiştir. Çocuklarımıza Allah'ın rızasından bahsedilmemiştir. Bu makamlardan, bu şehadet mertebesinden, Hazreti Habibullah'tan nesillerimize bahsedilmemiştir. Hayatları perişan olmuştur. Nefisleri kirlenmiştir. Ufukları kararmıştır. Bir ideal, bir fazilet, bir dava aşılanmamıştır. Efendiler, yeryüzündeki İslam'ın düşmanları öyle değil. Öğrendiğimize göre bizim memleketimizin düşmanları katiyen uyumuyorlar. Bir gazeteci, Müslüman bir gazeteci arkadaşımız anlatıyor. Yunanistan'da, şu Yunanistan var ya, ezeli ve ebedi düşmanımız. İstanbul'u hala geriye almak isteyen büyük kafir düşman. Yunanlılar, Yunanistan'da diyor, bakınız Allah aşkına, ilk okulda okuyan çocuklara sabahları süt içiriyorlar diyor. Yunanlı çocuklara, ilkokul çocuklarına süt içiriyorlar. Süt içirdikleri tasların, süt kabının, süt tasının İçine Yunanca şu yazıyı yazmışlar. Yunanca bir yazı. Ey bu sütü içen yavru, Konstantinopolis, yani İstanbul şehri senindir. O şehri geriye almak için çırpınmaktan, çalışmaktan içtiğin bu süt sana haram olsun diye yazıyor diyor. Herifler çalışıyor kardeşim. Düşmanını tanıtıyor. Ne yapacağının idealini aşılıyor. Mekteplerde bir gaye, bir maksat veriliyor. Ya bizim çocuklarımıza ne verilmiştir? Hangi şey aşılanmıştır? Hangi ideal verilmiştir? Hayat sadece gazinolarda, meyhanelerde eğlenmekten ibaret değil diye okutulmuştur. Böyle mektepler olmaz. Böyle bir okutma olmaz.
sen nesline ideal fikirler, İslami hakikatler aşılamazsan eline silahı alır, gayetsiz ve maksatsız her tarafı kana bulamaya kalkar. Nesillere ruh vereceksiniz, nesillere iman vereceksiniz. Efendiler, bizim askerimiz düşmanın üzerine atılırken hala bu imanla atılıyor. Mehmetçik niçin Kıbrıs'ta Rum askerlerinin üzerine korkusuzca saldırdı, niçin? Bu imandan dolayı ölürsem şehidim dedi, kalırsam gazıyım dedi. Bu imanını kaybederse hiçbir şey kalmaz orta yerde. O halde Müslümanların imanıyla oynayanlar, Müslümanların Kur'an'ıyla oynayanlar, Müslümanların maneviyatını ve mukaddesatını körletmeye çalışanlar, en büyük istikbalimizi yıkan büyük düşmanlardır bunlar. Şehit, ölürsem şehit olurum, kalırsam gaziyim diye bu imanla beslenen askerdir ki zaferden zafere koşmuştur. Çanakkale zaferi nedir kardeşlerim? Bakınız Mehmet Akif'i dinleyelim. Mehmet Akif'i, İstiklal şairimizi dinleyelim. Öyle diyor. Bugün tarihlerin kat'i tespitine göre İngilizler Çanakkale Boğazı'ndan geçip de İstanbul'umuzu, Anadolu'yu istila etmesin, kuşatmasın diye Çanakkale Boğazı'nda tarihin en kesin tespitiyle 250 bin Müslüman Türk milletinin evladı vallahi şehit olmuşlardır. 250 bin şehit. Niçin bunlara yer verilmiyor? Niçin bunlar okutulmuyor mekteplerde? Bizim mekteplerimizde niçin tarih gerçeklere dayandırılmıyor? Neden ruh verilmiyor? Neden şuur verilmiyor? Neden insan sevgisi, İslam sevgisi aşılanmıyor? Kin ve nefret aşılanıyor. Neden mekteplerin kapısında Mehmetçik, mübarek asker niçin bekliyor? Mektepler ilim, üniversite irfan yuvası olacaktı. Mekteplerde ilim, edep, haya okutulacaktı. Böyle olunca o mekteplerin kapısında askerin ve polisin ne işi vardı? Demek ki bu mekteplerdeki eğitim sistemi çocuklarımızı birbirine düşman etmiştir. Hayatına düşman etmiştir. Bu gidişe son verilmelidir. İslam anlatılmalıdır. İslam anlaşılmalıdır. İslam'ın imanı, iman esasları, Kur'an esasları mekteplerde okutulmalıdır. Müslüman gayret etmelidir. Müslüman bu davayı benimsemelidir. Müslüman İslam'a sahip çıkmalıdır. Nesillerimiz perişandır. Birbirini öldürüyorlar. Ne şehit oluyor ne gazi. Pisi pisine, pislik içinde ölüyorlar. Yazık değil mi neslimize? Yazık değil mi çocuklarımıza? Bir ideal aşılma, bir İslam ideali aşılanmalı. Ölürse şehit olacağım diye ölmeli. Kalırsa gazi olacağım diye kalmalı. Bu iman verilmeli. Bakınız, Mehmet Akif öyle söylüyor ve İslam'ın hakikatini ifadeye çalışıyor. Çanakkale şehitlerine şöyle sesleniyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış, durmuyor peygamber diyor. Seni peygamber bekliyor. Seni kabir ne yapsın, seni toprak ne yapsın. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber diyor. Şehidin sonu budur. Ve bu vatan böyle kurtarılmıştır. İslam'a saldırılmaması lazım. Kur'an'a artık yaklaşılması lazım. İslam'ın anlaşılması lazım. Müslümanlara ve Müslümanların çocuklarına Hazreti Peygamber-i Zişanımız İslam tarihi okutulması lazım. Yazık neslimize. Bakınız bu topraklar için, bu vatan toprakları için Mehmet Akif'imiz ne söylüyor? Bastığın yerleri
toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Cennet vatanımızı, cennet vatanımızı cehenneme çevirenleri kahreyle ya Rabbi. Tüm bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak, toprağın sütten şüheda. Bu topraklar böyle canı, cananı, bütün varını alsın da hıda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ey müminler, memleketin ıslah olması, doğusuyla batısıyla memleketin bölünmemesi, Kürtlerle Türklerin kardeş olması ve anlaşması, sarmaş dolaş olması için İslam'ın anlatılması lazım. İslam olmazsa millet bütünlüğümüz kalmaz. İslam anlatılmazsa doğusu batıdan ayrılır, paramparça oluruz. Avrupa'nın arzusu budur. Melun Amerika'nın arzusu budur. Emperyalist gavurların arzusu Anadolu'nun parçalanmasıdır. Bunlara meydan verilemez. Müslüman millet bütündür. Bu bütünlüğümüzü kimse parçalayamaz. Böylece şehit kelimesinin sadece manası üzerinde durduk. İşin tafsilatını ve geniş izahını haftaya bırakıyorum inşaallahu teala. Cenab-ı Hak medet-i inayet eyler, fitne ve fesat vermez ve bu vazifeler bir fiil devam ederse bu çalışmalara, bu mevzulara geniş yer vereceğiz. Hak Teala mutlaka elimizden tutacaktır. Kardeşlerim, bir hususu da sizden rica ediyorum. Bu Yeşilköy diye bir yer var. Kiliselerin, Rum ve Ermeni mekteplerinin kiliselerinin çok olduğu bir yer var, Yeşilköy. Yeşilköy tren istasyonunda indiniz mi, aşağıya doğru bir cadde var. O cadde doğru bir caminin önüne çıkıyor. Bezmi Alem Camisi. Her cumartesi günü yatsı namazından önce orada vaaz-ı nasihata başladık. Oranın beslenmesi ve takviye edilmesi gerekiyor. Sizin mutlaka oraya gelmenizi Allah adına istirham ediyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Kulluğuna bizi kabul eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi, genç ihtiyar kadın erkek, koşa koşa bu mukaddes mabede vaaz-ı nasihata gelen kardeşlerimi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın büyük şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı içinden ve dışından parçalamak isteyenlere, bizi İslam'dan mahrum bırakmak isteyenlere fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.